Ümer Bil'le Doğada Lezzet programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta neredeyiz? Üzüm diyarı, ceviz, badem diyarı, buram buram kültür kokan Akseki'deyiz sevgili dostlar. O zaman haydi başlasın Ümer Bil'le Doğada Lezzet programı. Akseki denilince akla düğmeli evler geliyor. Hemen şöyle gösterelim yakından. Bu şekilde gördüğünüz evlere düğmeli ev deniliyor. Neden bu şekilde yapılıyormuş? Eskiden depreme daha dayanıklı olsun diye bu şekilde evler yapılıyormuş sevgili dostlar. Üzüm diyarı Akseki'ye gelinir de üzüm bağları gezilmeden gidilir mi efendim? Tabii ki de gidilmez. Sağ olsunlar Mürşit Beyler bizlere üzüm bağlarının kapılarını açtılar. O zaman hep birlikte şöyle üzüm bağımızı bir gezelim. Haydi bakalım. Yabani hayvanlardan, kuşlardan bağları korusun diye bunu buraya koyuyorlar sevgili dostlar. Her gün burada böyle bekliyor bu da işte. Oh, mis gibi kokuyor. Vallahi içim açıldı. Neredeyiz? Bir lavanta bahçesindeyiz. Şu anda toplanmış ama böyle ufak tefek kalanlar olmuş. Çok güzel, biliyorsunuz ki lavantanın rengi zaten böyle mor, lila renginde oluyor. Kokusu da muhteşem bir koku. Kolonyadan sonra sabun, her şeyi yapıyorlar lavantadan. Biz de buraya kadar gelmişken hemen bağın yanında lavanta bahçesi varmış. Orayı da bir ziyaret edelim. Mis gibi kokusunu alalım istedik. Buradan da yine kekik tarlasına geçeceğiz. Ben orayı da merak ediyorum. Hadi o zaman şimdi lavanta bahçesinden sonra kekik bahçesine hep birlikte geçelim. Thank you.
gibi ekmek kokusu geliyor. Akseki'yi gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Vallahi o kadar güzel kokuyor ki şu anda. Yan tarafta büyük ihtimalle hanımefendiler toplandılar, yufkalar açılıyor, börekler yapılıyor, kaba ekmekler yapılıyor. O zaman bir şöyle geçelim bakalım neler var orada, neler yok hep birlikte görelim. Vallahi konuşmalar geliyor böyle, sohbetler geliyor. Bayılırım böyle ortamlara. Bereketli olsun, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz Akseki'yi geziyorduk, şöyle dolaşıyorduk. Mis gibi ekmek kokusu geldi. Yufka kokusu geldi. Kaba ekmek çok severim bak. Hemen o kokuyu duydun muydu direkt aklıma kaba ekmek gelir. Sizin burada kaba ekmek mi derler? Değil mi? Şöyle küçük, yufkanın küçüğü açılır. Gerçekten çok güzel bir ortam, sıcacık. Dışarıda birazcık serin. Burada tabii ekmek pişiriliyor. Burası sıcak ama hanımefendilerin sıcaklığı ayrı bir güzel. Samimiyetleri ayrı bir güzel sevgili izleyenler. Evet. Teyzeciğim, seni şöyle bir tanıyalım mı? Seninle azıcık sohbet edelim, kısacık. Evet, buyur. Bir adını öğreneyim bir kez daha. Adım Fahriye Şeker. Fahriye Şeker, şeker gibi hanımefendi. Ay, derler mi size şeker gibi hanımefendi evet, diye? Evet, gelinim benim. Gelini? Fatma Şeker. Geline da, sormak lazım. O da dünürüm. Gelinimiz, kaynanamız şeker mi? Tabii ki. Değil mi? Yani şeker zaten belli zaten yani şeker gibi hanımefendi. Nasrettin Hoca'nın bir lafı var. Çok iyi hanımız demişler ölünce de onu bana sorun demiş. Geline sorun. Gelin iyi dedi. Değil mi? Ne güzel. Yani. Gelinle kaynana geçinince huzursuzluk olmaz. Çok şükür hiç siz de güzel geçiniyorsunuz. Torunlar var mı? Var. Allah bağışlasın. 8 tane torunum var. Maşallah. 5 kız bir o, 3 oğlan. Maşallah. Allah bağışlasın inşallah. İnşallah herkes sağlıklı, sıhhatli ömürler nasip etsin onlara. Ah çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Hemen ümmü kızlarına yaptılar. Hazırladılar sağ olsunlar. Bunları alıyorsun bana gönderin. Tamam. Çok teşekkür ederim. O zaman ben şöyle bir lokma yiyeyim. Ye. Bak tadına. Sağ olun, var olun, kapılarınızı açtınız. Gaba ekmeği mi yaptınız? Yedirdiniz. Allah razı olsun sizlerden. Çok teşekkür ederim. Tamam o zaman size kısacık bir türkü söyleyeyim ben. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Uzun ince giderken de yolda hayal ederken de uzun ince giderken de yolda hayal ederken de bir güzele vuruldum gam keder gülerken de hem sevildim hem de sevdim hiç başıma gelmezken de gözündeki yaşlarına kara kara kaşlarına yangın oldum vurgun oldum ümmü kızın saçlarına gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına, yangın oldum, vurgun oldum, ümmü kızın saçlarına. Teşekkür ederim. Sağ olun, ağzına sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. O zaman bize müsaade, size bereketli olsun. Hepinizi böyle kokulu kokulu öptüm. Hep birlikte Akseki'yi gezdik. Akseki'nin bütün güzelliklerine birlikte tanık olduk. Ve şu anda neredeyiz? Mutfağımızdayız. Mutfağımızda Akseki'nin muhteşem lezzetlerinden buraya ait, buraya özgü 3 tane lezzetini sizler için bugün Ümmü'nün mutfağında yapacağız sevgili dostlar. Tabii bu yemekleri yaparken benim mutfağımda kim var bugün? Çok şeker bir hanımefendi var. Ömür Hanımcığım var. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. O lezzetli elleriyle bugün sizler için, ekran başındaki dostlarımız için, bizler için buranın o yöresel lezzetlerini mutfağımızda hazırlayacak. Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz teşekkür programımıza. Ederim, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Çok memnun çok olduk. Çok teşekkür ederim. Biz zaten Akseki'yi seviyoruz. Evet, gerçekten çok güzel memleketlerden yine bir tanesi. Her teşekkür memleketimizin ederim. Ayrı bir güzelliği var. Aynen. Burası da aynı şekilde öyle. Öncelikle sizi kısacık bir tanıyalım. Ben Aksekiliyim. Anne baba Aksekili. Yerlisiyiz yani. Ev hanımıyım. Evliyim. İki tane çocuğum var.
İkisini de evlendirdim çok şükür. Herkes işinde Allah gücünde. Başlasın. Ben de artık işte arkadaşlarımla geziyorum aktif evimde. Yemekler yapıyorum işte. Gezmeler olunca arkadaşlarımla geziyoruz. Harikasın. Bir yerlere gidilecekse gidiliyor. İşte geziliyor. Öyle yani. Yani şu pandemi döneminde şimdi daha şeyiz ama yine de aktifiz yani. Evet. Geziyoruz. Yani hayatı çok seviyor Ömür Hanım. Evet, yaşamayı çok seviyor. Çok neşeli bir insanım. Herkes ile konuşmayı severim. Evet, yayın öncesinde ya, zaten evet. Oldukça o enerjiyi aldık. Aynen. Gerçekten çok şeker bir hanımefendi. İnşallah sizleri memnun ederiz. Çok memnun İnşallah. Olduk geldiğiniz için. Zaten gerçekten şu ana kadar çok memnun kaldık ekip arkadaşlarımızla birlikte. Sağ Yine olun. De zaten memnun bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah. Çünkü gerçekten çok güzel yüreklersiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Buranın kapılarını açtınız bizlere. Sağ olasınız diyorum. Evet, dediğim gibi Akseki'nin çok güzel lezzetlerinden, meşhur yöresel lezzetlerinden 3 tanesini bugün sizler için hazırlayacağız. 2 tanesi yemek, 1 tanesi tatlı olacak. Gerçekten ben program öncesinde zaten Ömür Hanım'la biz iletişim içerisinde olduk. Evet. Bunları yapalım dedik. Gerçekten çok merakla beklediğim lezzetlerden 2 tanesi, 3 tanesi evet. bugün burada evet. yapılacak. Çok farklı yemek üçü de. İkisi farklı yemek, birisi farklı bir tatlı. Öncelikle ne yapacağız Ömür Hanımcığım? Öncelikle Akseki'ye özgü ekşi tarhana çorbası yapacağız. Dağ eriklerinden yapılan. Özgü buğdayla karılıp yazın domatesle yapılıp kurutulup sonra kışın da bizim yemeklerimizdir. Yani geneleksel yemeğimiz yani annelerimizden babalarımızdan. Biz onu çok sevdiğimiz için Akseki'mizde bunu devam ettiriyoruz. İkinci olarak da yemeğimiz Akseki adıyla Filisli pilav denilir ama Filis aşı da denilir. O da yazın ki teveklerden asma teveklerinden kuruttuğumuz. Yapraklarla nohutlu, bulgurlu, mercimekli bir yemek oluyor yani pilav. Akseki'ye özgün Filisli pilav yapacağız. İnşallah sizi önünüzde yapabilirim. Yani ne şey, demek? Tabii ki yapacağız şey inşallah. Yapmam, heyecan yapmadan yok, yapabilirim yok. İnşallah. Öncesinde ben zaten Ömür Hanım'a söyledim. Heyecanlanmaya hiç gerek Aynen. yok. Ben her hafta söylüyorum Yaparız zaten. İnşallah. Burası bizim evimiz, ekran başı da bizim ailemiz. O yüzden Ümmü kızın yanındasın zaten. Neyin heyecanlanacaksın? Aynen inşallah sizin yapacağız. Kızınız. Evet. Evet. Yani o zaman, Akseki'ye özgün işte bunları tanıtacağız inşallah sizlere. İnşallah. Bu arada gerçekten burası da muhteşem görünüyor. Evet. Harika görünüyor. Orası pilavlar için, burası tarhana için yapılacak. biz çünkü bunlar aşama aşama yapıldığı için akşamdan ıslatılıp pişirilmesi lazım. Çünkü ekran Tabii. başında hemen çabucacık olsun diye. Evet. Hem başımızda geç vakit geçirmeyelim, tabii, başında tabii. yapalım diye. Ekran başını aynen, çok fazla ekran bekletmeyelim. Başı, aynen. Akşamdan ıslattığımız oldu, pişirdiğimiz oldu. Şimdi hepsini birleştirip Akseki'ye özgün yemeğimizi yapacağız. Harikasın hayatım. Bak nasıl da konuşuyor. Muhteşem. Diyor ki acaba konuşabilir miyim? Yapabilir miyim? Yaparsın tabii dedim. İnşallah Başladık, yaparız. Yapıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. İnşallah. O zaman hadi başlasın. Tamam. Başlayalım hadi o bakalım, zaman. Hadi bakalım. Başlayalım. Aynen. Ben hemen ocaklarımı yakarak Evet. devam ediyorum. Şimdi orada ne var? Önce onu söyleyeyim. Burada akşamdan ıslattığımız, pişirdiğimiz bizim Akseki'mize özgün işte pancarımız var. Böyle gösterebilirim. Pancar var, börülcemiz var, nohutumuz var. Bunları önceden pişirdik. Böyle kaynadı biraz. Şimdi sırayla bir de bunu da akşamdan buğday deminki söylediğim ekşi tarhananın kendi yapımı. Bunu da içine koyuyoruz. Şunun değil mi? Evet, aynen. Şöyle ıslatılmış, pişirilmişi bu. Hali. Evet. Bu kurusu. Aynen. Böyle ekliyoruz. Ne kadar ekliyoruz? Şimdi önce pancar ne kadar pancar? Onların miktarlarını verelim. Bir tane büyük pancar, bir tane bardak su bardağı nohut, bir bardaktan az börülce koydum buraya. Yani 6 kişilik falan bir yemek bu. Evet. 3 tane büyük kepçeyle buğday koyuyorum işte. Yani dolu dolu koyuyorum. Tarhana evet, tarhana, yani. Buğday tarhanası. Evet. Eşki tarhananın. Bunu koyuyoruz. Sonra... Bunu biraz karıştıracağız. Tamam, ben o elinizdekini alayım. Tamam, hemen. Buna hemen sıcak su ekleyeceğim. Hemen evet. biraz kaynamaya başlasın diye. Çünkü bu çorba haline gelecek. Çok merak ediyorum ben acaba nasıl olacak, nasıl bir lezzet olacak? Aynen.
Gerçekten her yörenin apayrı lezzetleri var. Bu programla da biz bunlara bütün ekip arkadaşlarımla birlikte tanık oluyoruz. Bugün de yani üçünü de çok merak ediyorum ben. Evet. Bir an önce bir pişsin ve tatlarına bakalım hep birlikte. Aynen. İki tane diş büyük sarımsak koyuyorum. Doğruyoruz biz. Böyle. Yani diri diri olması ezmeden diri diri aynen, olması aynen diri diri zaten o pişecek şimdi içinde evet. Hı hı. Aynı zamanda salçasını yağını da bir kenarda kızartacağım bunu. Yağ ne kadar? Yağ da bir normal kaşık, büyük kaşıkla tereyağı. Yemek kaşığı. Evet, bir yemek kaşığından da fazla zeytinyağı koydum. Tamam. Zaten et suyu da koyacağımız için kendi yağla, tadıyla güzel olacak. Et de koyacağız içine. Ondan. Ben size şunu vereyim isterseniz. Tatlı kaşıkla daha tamam. Rahat edersiniz. Tamam. Evet, salça bir tatlı kaşığı koyduk değil mi? Evet. Çünkü tamam. Biraz bu şeyli. Biraz. Size yardımcı olayım şöyle. Hı-hı. Beraber. Ömür Hanımcığımla biz görüştük dedik. Evet. Önceden pişireyim dedi. Ben iki tane de acı biber koyacağım içine. Kuru acı biber. Tamam. İsteyenler koymayabilirse. Aynen. Arzuya göre iki tane acı biber koydum. Bu da kızaracak. Tamam. Sonra bunun içerisine mi koyacağız? Evet. Bunun içerisine dökeceğiz. Sonra tuzunu koyacağım. Biraz. Tamam. Ben size hemen şuradan tuz vereyim. Biraz kekik alabilirim. Tamam. Kırmızı biber alabilirim. Miktarlarını da söyleyelim bunların. Tabii ki. Ben size şöyle tatlı kaşığı koyarım. Tatlı kaşığı. Evet. Kekik istiyorsunuz değil mi? Şöyle bir tatlı kaşığı tuz koydum. Tamam. Biraz daha koydum. Şöyle. Bu da kekimiz değil mi? Kekik. Evet. Kekik. De pul kekik biber. Verdim canım. Evet, biraz da pul biber koyuyorum. Bir tamam. Tatlı kaşığı. Tamamdır Nurhan Hanım. Şöyle koyalım. Tamam. Şimdi sıcak suyumuzu da koyalım buna. Ben size şöyle vereyim. Ne kadar sıcak su koyacağız? Ben su bardağıyla evet. İsterseniz ölçelim. Tamam. Ona göre. Yaklaşık bir su bardağı değil mi? Su koyacağız. Evet. Şeye göre bakacağım ayarına. Tamam. Eti de koyduktan sonra ondan sonra yine eklerim. O sıkıntı değil. Bu artık sosumuz mu oluyor? Evet, bu yemeğin sosu oluyor. Evet. Sosumuzu ekledik suyu bir bezle bu arada. Bunu alayım da dökeyim. Tamam, ben size hemen bez vereyim. Şuradan alalım. Evet.